Arkadaşlar tekrardan merhaba herkese. Bugün yine yaylımdayız. Hayvanlarımızı yaylıma çıkardık. Hava bayağı sıcak bugün. Eylül'ün 20 kusuru oldu ama geceleri soğuk oluyor, gündüzleri sıcak oluyor. Bugün de birkaç bilgi vermek istiyorum böyle kendi nacizane bilgilerimden. Şimdi hayvanlarımız eşleşiyor. Nubian tekeye attık. Birkaç kişi sordu bana özelden neden Nubian tekeye attınız diye. Neden Nubian tekeyle eşleştiriyorsunuz diye. Ya Nubian ırkının süt olayı güzel. Hem meme yapıları koltuk meme. Hem de sütleri çok yağlı. Yani atıyorum sahnen 3.2 geliyor mesela. 3 geliyor %3 yağ oranı var. İşte Maltız'da 3-3.5 arası. Mesela Nubianlar'da 4-4.5 arası gibi yağ oranı var. Ya bu da daha az sütten daha fazla peynir ya da çökelek, yoğurt, tereyağı bunları yapmanızı sağlıyor. Bu yüzden olanları attık. En güzel uyum sağlayan cins de Maltız benim nacizane fikrim. Maltızlarla birbirlerine çok benziyorlar. Doğumlarda da sıkıntı olmuyor. Yakışıklı, güzel hayvanlar da çıkıyor. Onun bir bilgisini vereyim dedim. Birkaç kişi özelden mesaj atmış bana. Niye işte Nubian tekeye çektiniz, Maltız'a çekmiyorsunuz? Orijinal bunların Maltız'ı da var elimde. Yani bu Neşe Hanım'ın keçilerinden Maltız da var elimde teke. Seneye ona çekmek istiyorum tekrardan. Bakalım şu anlık ona çekiyoruz. Şöyle yaylımı da göstereyim ben. Tekemiz de orada. Maşallah nazar değmesin. Bu ara biraz zayıfladı. Eşleşmelerden dolayı. Açsa kızım. Valla bu sene güzel bebekler bekliyoruz bakalım. Allah nasip ederse onlardan da mızık ayıracağız kendimize dişilerden. Erkekleri sahiplendireceğim tekrardan. Damızlık olarak. Çünkü burada tekemizin şeyi dördüzlük oranı var. Dördüz şeyi oğla kendisi. Genelde de eşleştirdiklerimizde geçen sene 300 çok çıktı. Yani 300 hayvan sayısı fazlaydı. İkiz. Tek bir tane oldu. Diğerleri hep 200-300 oldu hayvanları. 400 olmadı. 200-300 oldu. Şimdi bunun annesini de biliyoruz. Yani teke seçimi de çok önemli. Sadece isme bakarak işte Maltız teke, Nubian tekeli olmuyor bu işler. Tekenin de annesi babası önemli. Tekenin cinsi Nubian olduktan sonra annesi 1 litre 2 litre süt veriyorsa tekrardan işe yaramıyor yani. Nubian olmasının bir anlamı yok. O yüzden bunun annesi 4-4.5-5 litre yakın süt veren bir keçi. İkizlik oranı da güzel. Fiziki özellikleri de taşıyor kendisi. Onun haricinde o yüzden öyle bir hayvana vurduk. Zaten anaç bizim damızlık maltızlarımızda 4 litrenin altına veren şu an bende yok. 4 litrenin üstünde keçiler. O yüzden süt verimlerinin iyi olacağını düşünüyorum. Tabi Allah nasip ederse bu işler sadece bunları hesaplayarak olmuyor. Değil mi oğlum? Yakışıklım benim. Gel sana bir tane yaprak vereyim şurada. Al. Bu işler öyle hesaplamalarla olmuyor yani. Ama bu sizin oranınızı arttırıyor illaki. Sonuçta kaliteli maldan kaliteli yavru alırsınız. Kötü maldan kötü yavru alırsınız. Bu kadar basit. 2-2 daha 4 yani. Amerika'yı tekrardan keşfetmeye gerek yok. Gel kızım gel. 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 Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Bakalım bu sene dişilerimizi çoğaltırsak güzel yavrular almak istiyoruz. Onlara da damızlık almak istiyoruz. Mesela şu oğlağımız Nubian Maltız melezi. Şu an rahatsız. Rahatsızlığını daha çözemedik. Bir ton antibiyotik ilaç tedavisi uyguladık. Sadece bunda böyle bir sıkıntı var. Artık bir şey miydi? Dışarıda bir naylon muydu? İp miydi? Ne yaptı bilmiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz yaşatmak için ama. Bakalım babası burada. Babasının ikiz kardeşi. Siyahtı iki tanesi. İki tanesi kahverengiydi. Bunu da böyle atmış.
Ama şu an çok kötü durum, zayıf yani. Normalde bunun iki katıydı. Toparlıyor gibi bu aralar, keyfi yerinde. Yaylıma çıkmaya başladı. Eskiden çıkarmıyorduk yaylıma. 2 gündür 3 gündür yaylıma geliyor bizde. Allah nasip eder yaşarsa. Çok güzel bir tekelik yani. Yani o yüzden Nubian teke arkadaşlar. Maltız da illaki iyi. Maltız da çok güzel. Ama ben önümüzdeki sene süt sağarken daha yağlı süt sağmak istiyorum. O yüzden Nubian teke tercih ettim. Bu sene Nubian teke eşlemesi yapacağım. Verime bakacağım, çıkanlara bakacağım. Gelecek sene beğenmezsem tekrar orijinal maltıza çekmeyi düşünüyorum hayvanları. Osman! Osman! Osman gel oğlum. Gel. 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 Gel oğlum gel. 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 Böyle yani arkadaşlar. O yüzden Nubian. Bazıları diyor ırkı bozuyorsun. İşte eşleştirme falan. Ya ben de ırkın bozulacağını düşünmüyorum. İkisi de birbirine çok yakın hayvanlar zaten. Bu ırk Türkiye'ye gelmemiş olsa, bunu dışarıda görsen zaten Maltız derlerdi bu hayvana. Maltız'a çok yakın, benziyor özellikleri. E tabi. Orijinal olması daha güzel her şeyin. Her şeyde olduğu gibi. Ben bunu ticari amaçla yapmadığım için sütünü sağmak, kullanmak, süt kalitesini ölçmek istediğim için bu sene böyle bir şey denedim. Gelecek sene Maltız tekemiz var zaten elimizde. A kalite burada. Böyle yakınlaştırayım. Gelecek sene olmadı, buna deneriz. Arkadaşlar şimdiden yine teşekkür ederim izlediğiniz için. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Tekrardan görüşmek üzere. Dediğim gibi aklınıza takılan sorular vesaire olursa sorabilirsiniz. Her zaman yazabilirsiniz bana. Görüşmek üzere tekrardan. Herkese iyi günler, iyi tatiller, iyi hafta sonları.